Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Şehrimizde her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda bu hafta hayvan işini konu ediniyoruz. Aksaray'ın İncesu kasabasında bu hafta biberonla buzağlara süt verme, hayvanların önüne mal dökme, kaba yem dökme işlemlerini yapıyoruz. Arkanıza yaslanın, maceramı hep birlikte izliyoruz. Şimdi İncesu kasabasında bizleri ağırlayan Celal kardeşimle birlikteyiz. Reis, beni önce kırmayıp kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Başınızda yeriniz var. Şimdi seni bir tanıyalım önce. Evet. Daha sonra bu işin zorluklarını böyle bir ele alalım. Evet. Ben Celal Bilen, yeni mezun hekimim, pratisyenlik yapıyorum. Burada İncesu'da bir ufak çaplı, orta çaplı bir aile işletmemiz var. Burada çalışıyoruz, emek gösteriyoruz, üretiyoruz. Ne kadar hayvan var burada? 180-200 kadar hayvanımız var. Ufak çaplı dediğinde de 180 herhalde, böyle az çaplı falan ya da büyük çaplı bir şey olsa herhalde böyle bir 1000 tane falan inek olurdu. Tabii hedeflerimiz oralar. 180 inşallah. İnek var. Tabii. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Biz bu işi 30 yıldır yapıyoruz. 30 yıldır maşallah. Ailem daha doğrusu. Bu şekilde. Geldin mala kondur mu direkt? Tek erkek çocuk musun sen? Yo, abim de var. He, anladım. Biz yardımcı destek neyse, oluyoruz. Neyse 90 sana 90 ona herhalde. 90 inek. Üstüne işaret falan koyuyor musun? Bu benim inek, şu benim buzağı falan diye. Vallahi bütün mal hepimizin. Ortak çalışıyoruz, ortak kazanıyoruz. Anladım, en iyisi. Pratisyen hekimim dedin. Evet. Tıp fakültesi mezunu. Tıp fakültesi mezunum, yeni mezunum. Atamam Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çıktı. Allah izin verirse bir aya kadar göreve başlıyorum. İnşallah. Şimdi bu işin zorlukları nedir? Şimdi öncelikle bu işin zorlukları... Ben daha önceki bölümlerde evet, hayvancılığı konu edindim. Yani hayvancılığı tabii, şey yaptık. Beni yiyor maşallah. Biz hayvancılığı konu edindik. Ama bugün burada hayvanlara mal dökme, daha sonra biberonla buzağlara süt verme falan yapacağız. Tabii herhalde, tabii onları elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Tamam, bu işin zorluğu nedir? Bu işin zorluğu mesaisi 24 saattir. Başından ayrılınmaz. Her an, akşam doğum olabilir. Saat başı kontrollerimizi yaparız. Aşılama programlarımız vardır. Bakım olarak bizim açımızdan zorluğu bunlar. Ama piyasada da karşılaştığımız bazı zorluklar var. Sanayiciye verdiğimiz sütümüz değerini bulmuyor. Gene sanayiciden aldığımız yemimiz üretim imkanlarımıza göre çok pahalı. Karşılayamıyoruz genelde. Bu işi İncesu'da yani en profesyonel yapanlardan bir tanesi biziz. Biz bile bu işten hak ettiğimiz parayı kazanmıyoruz. Ben bu işi yapabilir miyim? Vallahi Muharrem'cim, uzaktan bakınca bu iş çok basit görünebilir. En basitinden hayvanlara saman dökmek, kaba yem dökmek bile çok basittir ama her işin bir inceliği vardır. Örnekte görüldüğü gibi. Öncelikle hayvandan korkmamak gerekiyor. Arkadan bir anda gelince böyle sessiz tabii, sessiz. O zaman başlayalım mı? Ben bu işi yaparım diyorum. Vallahi ben şöyle bakınca bu kıyafetlerle, temiz ayakkabılarla, temiz tişörtle olacak iş değil. Tamam, görelim. Deneyelim. Hodri meydan. Bu işi düzgün yaparsam 180 inekten birini alırım. Kabul mü? 5'ini de verebilirim. Tamam. Tamam, şu an biz ekip olarak 4 kişiyiz. 5'e gerek yok. Yoksa tamamdır, bir tanesi aramızda kavga çıkartır. Eyvallah. Özden abi, kameraman Batuhan ve Hasan abi var. Onlara 3, bir de bana 4 inek. Eyvallah. Bu işi sağ salim yapmamız lazım. 4 tane ineği alıp Aksaray'a dönebilmemiz için. O zaman şimdi ne yapıyorum? Şunu mu alıyorum? Öncelikle ben? Şurada el arabası. El arabasında samanlarımızı bir dökelim. Dökebiliyor muyuz? Şuradaki hayvanların önü azalmış. Tamam. Şu herhalde çok aç, bu beni yiyecek. Neyse, tamam, başlayalım o zaman. Tamamdır. Efendim, maceram başlıyor. Şimdi şunu al, al diyor bana. Şunu bir hayvanın önüne dök diyor. Bu işlem zor diyor. Ben de kafa buluyor. Şu işlemin neresi zorsa. Nereye dökeceğim bunu? Şimdi bu hayvanlar bayağı acıkmış. Bunu alıp ne yapıyorum? Önüne atıyorum. Vallahi önlerine şöyle bir at bakalım. Bakalım atabilecek misin? Zor diyorsun sen bu işleme ama bunda ne var? Bakalım. Vallahi öncelikle samanın yarısı hayvanın içine, yarısı ahıra düşüyor. Niye, onlar bulup yemez mi? Vallahi ahırın içine düşerse olmaz. Al. Kürekle direkt besleyelim. Kürekle besleme yöntemi bunun adı bundan sonra. Buradan çiftçilere sesleniyorum. Böyle tutuyorsunuz. Ama yemiyorlar tabii. Önlerine direkt böyle olduğu gibi mi döküyoruz? Bir serpme, herhangi bir böyle yayma falan var mı?
Vallahi şöyle her hayvana yiyeceği kadar eşit bir şekilde dökmen lazım. Ama ben bilmiyorum ki kim hangisine kadar yer. Şu biraz önce beni yiyecekti. O çok aç herhalde. Vallahi ayarını vermen lazım Muharrem'cim. Ya üstümde bir şeyler yürüyor benim. Abi ben bu işi böyle uğraşırsam olmaz. Şöyle. Hepsi gelir yer buradan. İşte bu kadar. Bunlar birbiriyle dövüşüyorlar. Tamam, şimdi bu işlemi yaptım. Az çok. Yapabildin mi? Az çok, fena değildi ama tam da istediğim eleman değilsin bu arada. Niye, nasılmış senin istediğin eleman? Vallahi 5 dakikalık işi 15 dakikada yaparsan olmaz. Ben yoruldum vallahi ya. Öyle. Zor bu işler. Bu işlerin zorluğu bu. Bütün hepsine tek tek böyle mi şey yapıyorsunuz siz? Bizim yem karma makinemiz var. Senin yem karma makinen var, bana burada ameliliğini yaptırıyorsun sen ya. Şimdi Sabancı'nın çocukları bile mutfaktan yetişir. Bu işe başlamak için mutfaktan gelmek lazım. Oo, güzel laftı ama. En alttan gelmek lazım. Şimdi bunu yaptım. Bir de fırça diyordun. Ben inek fırçalayayım. Fırçamız gitmiş mi? Vallahi fırçamız buralarda olacak. Tamam, fırçayı alayım. İnekleri nasıl fırçalayacağım? Tamam, şöyle orta servis yoluna gelen mesela şunları falan önlerine doğru ettireceksin. Tamam. Böyle inekleri fırçalama yok mu? İnekler otomatik fırçası var artık. He, teknoloji gelişti. Ona geçtiniz yani siz, anladım. Ben de ne bileyim, böyle kendim falan fırçalarım diye düşünüyordum. Yok, önündeki yemleri yiyebileceği mesafeye iteceğiz. Şimdi ilk işte başarısız oldum ben. İkinci işe geçiyoruz. İkinci işte bir fırça alacağım. Bu dağılan yemleri falan bunların ortalarına doğru böyle sermem gerekiyormuş. Onu yapalım. Yalnız dediğin gibi ben buraların adamı değilim. Benim üstüm başım batar. Abi. Üstüm başım koktu, böyle şey oldu. İlla ki. Bu işin sıkıntısı budur zaten. Tamam, o zaman fırçayı sen getir bana. Tamamdır. İkinci işleme başlayalım. Tamamdır. Evet, şimdi hayvanların önüne kaba yemi döktük. Şimdi sırada fırçalama işlemi varmış. Önlerine fırçalayacağız böyle. Ama bu işi yaparım yani. Bu işte bana şey diyemez. Benim en çok merak ettiğim ve yaparken zorlanacağımı düşündüğüm iş... biberonla süt verme işlemi. Çünkü daha yeni inekten korkuyordum ben. Onların içine nasıl gireceğim onu da bilmiyorum. Bu şekilde mi? Yoksa daha içeriye mi süpüreyim? Bence gayet iyi. Bu işte başarılısın Muharrem'cim. İşte sonunda çaylak programı tarihinde ilk defa beni tebrik eden birisi çıktı. Herkes normalde beni şey yapıyordu böyle. Yapaman edemen olmadı. Hakkını yemeyelim, bu işte iyisin. Yalnız cidden ben hamım herhalde, hemen yoruluyorum ben. Oh. Bir çaylaklık var. Bir genel anlamda. Acemilik var mı diyorsun? Var, illaki var. Yani bu işi yapabildiğime göre herhalde tüm hepsini yapmayayım. Yani yaptım ben bunu. Bu işte başarılıyım. Fena değil. Güzel o zaman. Kaba yemi döktük. Kaba yemi. Fırçaladık. Şimdi süt vermeye bir geçelim artık. Süt vermeye geçelim. En zoru da odur. Bakalım nasıl olacak. Tabii, direkt ağzına tutacağım, o içecek mi? Vallahi kaba taslak öyle ama işin içine girince öyle değil. Tamam o zaman. Efendim, şimdi ikinci işlem de bitti. Üçüncü ve son işlem olan buzağlara biberonla süt verme işlemine geçiyoruz. Şimdi geldik en sevdiğim işleme. Buna ne doldurduk? Süt. Süt doldurduk. Annesinin taze salmış sütünü doldurduk. Anladım. Yani kendi annesi mi sanacak şimdi beni? Öyle hissedecek ama öyle değil tabii. Anladım. Şimdi bununla şu şekilde gel. Bir dene bakalım. Şşş, demiri yeme demiri. Burada. Al. Oha, çok güzel bir işlem yani böyle. Keyiflidir. Çok keyifli bir işlem. Böyle... Bana yapamazsın demiştin ama bu herhalde acıkmış. Hangi saatlerde veriliyor bunlara? Sabahleyin sahamdan sonra, akşam üzeri de sahamdan sonra ilk sahamlarla beraber veriyoruz. Resmen benimle dövüşüyor. Al, tamam, geç içeri. Tabii, geç. Burada al. O dengeyi tutmak önemli. Yani sanki gören de hani bir aydır bir şey yemiyor sancak. Şuradan vereyim de rahat rahat iç, al. Gel, şuraya gel. Oradan alışmış. Buraya
Tabii o aradan alıştığı için illaki oradan istiyor. Kaç günlük bu? Bu hayvan bir haftalık. Bir haftalık. En erken hangisi burada? Şu buzağımız var. Arkandaki hemen buzağımız 2 günlük. 2 gün önce doğdu. Tabii. He. Bunu peki niye annesi, yani siz niye böyle veriyorsunuz? Niye annesini emmiyor bu? Şöyle bir enfeksiyon açısından risk oluşabiliyor. İki, fiziki şartlarımız yeterli değil. Anladım. Uğraşmak tek tek bütün hayvanlarla uğraşmak zor oluyor. Tüm hayvanları sürüden çıkarıp tekrar sürüye sokmak zorlu oluyor. Bu tarz bu şekilde bizim peki, için daha pratik oluyor. Peki kaç güne kadar, yani bu ne kadar böyle veriliyor? Bir haftaya kadar kendi annesinin sütünü içiyor. Bir haftadan sonra karışık sütten içebiliyor. Bu resmen yani ne yapıyor? Allah'ın tamam. 2,5 aya kadar bu şekilde biberonla süt vermeye devam ediyoruz. Sonra artık kendisi yem yemeye mi başlıyor? Tabii yem yemeye başlıyor. Bunu yaptım ama sizin kadar yapamadım herhalde. Muharrem bu iş olmadı. Niye? Şimdi o biberonu ben vermiş olsaydım şimdi 2 kere bitirirdi onu. İyi de içmiyor yani, ben ne yapayım, açayım ağzına komple mi dökeyim Allah aşkına? Vallahi onun da bir tekniği vardır, bak hayvan sürekli asılıyor rahatsız bir şeylerden. Bunu... Sen bunu 2 saatte, yani bunun emme şeyine alakalı bu bence. Yok, tutuş açınla bile alakalıdır o. Bak hayvan boynunu eğiyor, yoruluyor hayvan. Şöyle mi tutayım? Böyle biraz de daha gelmiyor. Dik tutacaksın, yukarıdan tutacaksın ha. Hayvan rahat edecek. Aynen öyle. Bitti herhalde bu. Artık bitirdi. Aferin, gel bakalım. Şşt. Bayağı böyle, bunlar kendini sevdiriyorlar. En sevdiğim tabii, hayvan bunlar alışık. Al hadi bir yudum daha al da. Başarılı oldun mu bugün genel itibariyle? Vallahi bir fırçalama işinde memnun kaldım. Kaba yem dökme ve emzirme işinde benden geçerli puan alamadın varım. Yani burada gelsem, sizin buraya işçi olarak gelsem? Karın tokluğuna belki. Karın tokluğuna orada. Belki. Anladım. Yani ben şimdi 4 inek alamıyorum. Vallahi vermek isterdim ben. Çok da gönlümden kopmuştu ama olmaz. Anladım. Bu şartlar altında olmaz. Tamam peki, o kadar çalışsın, bir buzağı. O da mı yok? Bakalım. Tamam, sözünü aldım. Tamamdır. Bunları biraz büyütünce sözünü aldım. Yani tamamdır. Sütten kesilince en azından bana vermesen bile, ben çünkü bunu Aksaray'da yani apartman şartlarında bakamam. Tamamdır. Ama en azından böyle süt olduğunda gelir bir bardak sütünü içerim. Kabul mü? Her zaman bekleriz. Başımızın tamam. Üzerinde yeriniz var. Ben Celal kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisine de yeni doktor olmuş Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Evet. Acil servisinde görev başlayacağım. Acil serviste kendisine görev hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize böyle faydalı işler yaparsın. Umarım. Ondan hiç şüphemiz yok. Evet. Köye davet ettiğin için, kırmadığın için, başta sana, daha sonra aile üyelerine, annene, babana çok çok teşekkür ediyorum ben. İncesu Köyü'nden hepinize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Haftaya Aksaray'ın farklı bir noktasında farklı bir meslekle görüşünceye de hoşça kalın.